kendimi tanımaya gerek yok. Beni tanımak isteyenler her şeyden önce yani buyursun Toroslara gelsin. O zaman daha iyi tanışırız. Yani böyle isimle tanışmaya gerek yok ama dünyaya geldiğimde adımı Pervin koymuşlar. Allah'ın yaratmış olduğu doğadaki tüm canlılara saygımız sonsuzdur. Ve o saygıyı öğrenmeleri için dağa, taşa, toprağa, kurda, kuşa, esen yele, akan dereye, rüzgara, tüm hani canlılara, hani belki insanlar bu ateşi canlı olarak görmeyebilir. Ama bizim için o ateş, o ocak taşı bir canlıdır, bir kutsaldır. Şöyle insanların hissedemediği, insanların belki de kar olarak görmediği bütün her şey bizim için değerlidir. Bakın, şu taş benden değerli. Ve yoldaşlarımıza bağlıdır. Bizim bütün her şeyimiz. Göçmen kuşlar hesabı, turnalar hesabı, keçilerimiz karar verir, doğa karar verir. Biz de bunlara uymak zorundayız. Yani biz çıkarımız için ya da yaşamın gerektirdiği gibi işte biz yani onları kendimize uydurma diye bir düşüncemiz de olmadı. Böyle bir yapımız da yok. Doğaya bağlı her şeyden önce ve keçilerimize, yoldaşlarımıza bağlı, develerimize bağlı. Eğer onlar yürümek istiyorsa biz de durmayız. Hazırızdır, onları bekleriz. Onlar hareket edecekse, dinlenecekse onları dinlendiririz. Suyunu, işte karnının doyup doymadığına bakarız. Şöyle bir yapı var. Kontrol edemedikleri bir topluluğu yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü kontrolleri ellerinde değil. Özgür bir yaşam biçimi. O da keçilere bağlı. Hangi bir yerleşik birimde yaşayan insanlar, yerleşik alanda yaşayan insanlar buyursun gelsin. Hadi bu keçilerle yavrulatsın, doğursun, sağsın ya da göçsün. Kaç gün yüreği var? Kaç gün tabanı var? Kaç gün düşüncesi var buna ayak uydurabilecek? Ama bu insanlar nedense genel anlamda şöyle bir şey var. Zihniyetlerine ağır geliyor. Çünkü özgürüz. Özgür yaşıyoruz. Özgür yaşamak zorundayız. Keçilerimiz özgür olduğu için, yani özgürlüğe düşkün olduğu için. Bayağı. Kız. Ama biz de yerleşik düzendeki insanların hayat yaşam biçimlerini, hayat standartlarını gözlemliyoruz. Ve o yaşamın daha zor olduğunu. Eğitimimiz yok, mesleğimiz yok. Eğer şehre indiğimiz zaman Allah esirgesin bizim çocuklarımız hırsızlık yapmak bırak. Yani yaptıracaklar ya da hırsızlık yapamazlar. Ya da bizim çocuklarımız birileri gibi başkasının hakkını gasp etmezler. Bizim çocuklarımız bir başkaları gibi hazır verilecek şeyi beklemezler. Çünkü niye? Doğada mutlu, doğada huzurlu, doğada hani yaşam var. Bunu daha iyi anlattık biz. Yıllarca yaptığımız etkinliklerde, eylemlerde herkes diyor ki ya işte bilen şölen diyor. Neyin şölenini yapılıyor bu memlekette ya? Neyin şölenini yapacağız biz? Bugün Anadolu kanı ağlarken, bugün memleketimizin her tarafında harıl harıl kan akarken insanlarımız bir şeyin şölenini yapıyor, bir şeyin şenliğini yapıyor. Biz de diyoruz ki buyurun gelin huzur doğada, yaşam doğada, özgürlük doğada. Yani hiçbir canlıya zarar vermeden yaşayabilen buyursun gelsin Toroslar. Keçinin tuluğunu hazırlarız, derisini ve bunun içine su koyarız. Yani suyumuzu onda getirirdik ama bu yaşanılanlar bizim hayatımızda çok büyük etkisi oldu. Dokumamız çok aza düştü bakın. Nakışlarımız azaldı. Sebep ne? Her an hazır oldayız. Bakın her an. Muhtar diyecek ki istemiyorum. Alo jandarma diyecek ki gel bunları buradan götürün. Yani sürekli hazır ol vaziyetteyiz. Ama yıllar öncesi böyle değildik. Bir mutlu hayatımız vardı. Yani insanların bu kadar bize baskısı yoktu. Daha rahattık. Yani kültürümüz daha başkaydı. Yani biz de endişeliyiz ama genç nesilden de ümitliyiz. Gençlerimiz okullara gönderiyoruz. En basit de benim kendi çocuğum İTÜ'yü bıraktı geri döndü.
sistem neyse karşıyım dedi. Ben anlamıyorum sistem nedir. Kapitalist yapı nedir ben anlamıyorum. Sadece ismini öğrendim duya duya. Ben karşıyım dedi. Yani insanlar dedi çıkar için birbirinin adını söylüyor. Çıkar için merhaba diyor dedi. Ben bu dünyada yaşayamam. Yani çok da anladığım bir şey değil. İsimlerini öğrendim ama cidden bana sistem diye sorsanız bilemeyeceğim. Anlatamayacağım, tarif edemem. Ha başka şey anlatırım, doğayı anlatırım. Mesela bizim için mezar taşlarımız çok kutsaldır, çok değerlidir. Ocak taşlarımız onun yanında eş değerdir bakın. Yurt yerinde bir daha geçtiğimiz sene gelip geçerken bu yurt yerimizi, bu ocak taşımızı göremezsek en büyük kaybımızdır. Biz metrekarelere bölünmüş tarla, arsa, arazi, ev, apartman istemiyoruz. Bizim sınırlarımız yıldızlardır. Bunun haricinde biz sınır dinlemiyoruz. Sınır hani şey ama keçilerimizin de yani yoldaşlarımızın da bir bildiği güzergah var. Gittiği güzergah var. Onu değiştiremeyiz. O yüzden daha çok gidemiyoruz. Birincisi engeller, ikincisi yoldaşlarımızın kararı. Çok şey kaybettik. Çok şey kaybettik. Birincisi toplu düğünlerimizi kaybettik. Toplu göçlerimizi kaybettik. Doğayı kaybettik. Her şeyden önce temel birinci neden var. İnsanların yanlış tarımdan dolayı, yanlış düşünceden dolayı, teknolojiyi hızlı tüketimden dolayı sularımızı kaybettik. Yani su bulamıyoruz. Şimdi su arıyoruz. Yani harıl harıl su arıyoruz. Bu yoldaşlarımızı sulamak için kilometrelerce yerden tankerlerle su taşımak zorunda kalıyoruz. Yani bu değerleri keçiler yok etmedi bakın. Ormanı yok edenler, teknolojiyi hızla sevenler, teknolojiyle yaşamak isteyenler, bu yetmiyormuş, öteki artmıyormuş deyip doğayı tahrip edenler, mermer ocağıyla, taş ocağıyla, kum ocağıyla Anadolu'nun kan damarını kurutanlar, yetmiyormuş gibi daha çok talan edenler suyumuzu yok ettiler. Doğa kendi kendine yetebiliyordu. Doğa her zaman ya, yani yaratılanların, yaşayanların her şeyine yetebilecek bir doğa vardı. Ama gelişmişlik diyorum ben bunun adına. Yani çok gelişmiş zannedenler kendilerini bugün bırakın bizim keçilerimizi. Doğada bir sürü insanların korktuğu doğal hayvanlar var bak. İnsanlar ona yırtıcı diyor, mahlukat diyor. Bizim için yoldaştır onlar. Doğanın bir dengesidir. Yılanlar, çıyanlar, çakallar, akrepler, kurtların içeceği sular kalmadı. Bunlar neden? Mermer hevesinden, taş ocağı, lüks binalar uğruna patlatılan dinamitler bütün kaynakları kuruttu. Ve doğayı şu anda ne yaptık? İnsanların kendi yaşamına çevirdik doğayı. Önce kendimiz, yani kendileri böyle yaşadılar, mahvettiler. Daha sonra da doğaya müdahale ettiler. Doğayı bu hale getirdiler. Hala biz bir başkasının yağını, bir başkasının yoğurdunu, bir başkasının yemeğini, bir başkasının sütünü asla tüketemeyiz. Hazır buraya gelmişken, büyük şehirlerde insanları öyle kandırıyorlar ki, keçi eti, keçi sütü, keçi peyniri dedikleri sanen keçisi genleriyle oynanmış, süt verimi yüksek, yabancı menşeli ırkından oynanmış, verimi yüksek bir keçi. Ama doğal değil. O keçiler ne kekik yiyor, ne çiçek yiyor, ne de doğal besleniyor. Şehirlerde veterinere bağlı klinik keçileri kapalı mekanda şehirdeki gelişmiş olan insanları da onu bırakın. Bir sürü akademisyeni, profesörü, bilmem bir grup böyle araştırmacıyı kandırıyorlar. Aa keçi sütü, keçi peyniri. Ama keçiden haberi bile yok. Çoğunun kaç tane göçer aile var, ne kadar göçebe yaşayan var bunu bile bilmiyorlar. Çünkü erişebildikleri şey ancak ellerindeki kadar.
Biz göçerlerde anaerkil bir yapıya sahibiz. Bunu hiç kaybetmeyiz. Dışarıya karşı çok belli etmeyiz. Çünkü toplumun baskısının altındayız da. Yani ister istemez anaerkil bir yapıya sahibiz. Doğan bir çocuğumuz ilk doğduğunda oyuncağı oğlaklardır. Oğlaklarla büyürler, oğlaklarla yürümeye başlarlar, oğlaklarla. Kimseye görev verilmez, her birey kendi görevini kendisi alır. Burada kadını da yoktur, erkeği de yoktur. Kadınımız hamur yurdu, ekmek atacaksa erkeğimiz gelir, odunu sırtlanır, gelir, hemen pişirmeye başlar. Yani burada şu şunun görevi, bu bunun ayrımı diye hiçbir şey yoktur bakın. Burada görev alınılır, görev verilmez kimseye. Yaşlısı da genci de, bütün herkesin bir sorumluluğu vardır. Zaten doğa da onu zaten veriyor. Misal şu an...